Merhaba değerli kullanıcılar. Sarp Arıkan ben. Herkese selamlar. Uygulama Akademisi kanalında yeni bir içerikle daha sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar, bu videoyu intro girmeden hazırlayacağım. Şimdi bugün sizlerle güzel bir gelişme paylaşacağım. Sevgili arkadaşlar, bildiğiniz gibi biz Akdeniz Üniversitesi olarak görme engelli dostlarımıza kitap oluşturuyoruz. Ve bu şu ana kadar oluşturduğumuz kitapları da bir veri tabanı uygulamasına attık ve tabii ki bunu geliştirmeye de devam ediyoruz. Özellikle son dönemde yapay zeka teknolojisinin yani bu OpenAI teknolojisinin hayatımıza girmesiyle birlikte tabii ki geliştiriciler tarafında da bazı güzel şeylerin yaşandığı ve bu API'ların da zaten uzun süredir kullanıyordu GPT-3 modeli, hatta 4 de yolda. Şimdi bu GPT-3 modelini kullanarak yapmış olduğumuz bir uygulamayı aslında bu videoda anlatıyor olacağız. Bildiğiniz gibi görme engelli kütüphaneciliği anlamında kaynakların künye bilgilerini ya da kaynakla ilgili ya da yazarla ilgili bilgilerin normalde manuel olarak teker teker işlemek gerekiyor. Ve bu verileri yani hani işte işlemek de aslında bakarsanız bir ayrı bir iş bir bakıma. Ve tabii ki bunları da yaparken özellikle bazı birimlerde personel ihtiyaç var ve birçok yine bu alanda özellikle sıkıntılar yaşandığı aşikar. Şimdi bu teknolojiyle birlikte biz neyi yaptık onu söyleyeyim size. Daha doğrusu yaptığım çalışmayı anlatayım. Şimdi veri tabanındaki kaynak adından ve yazar adından sistem baz alarak bu kaynak ve yazarla ilgili bilgileri yapay zekadan geri dönüt şeklinde almayı başardık. Ve bunu bir web uygulamasına entegre ettik. Halihazırda zaten bir içerik yönetim sistemi yazmıştım ben. Bu içerik yönetim sistemine de Application Programming Interface dediğimiz program geliştirme arayüzlerini kullanarak OpenAI'ın doğrudan yazarla ve kaynakla ilgili bilgi alabiliyor. Şimdi random bir şekilde ben öncelikle tabii burada şunu da hatırlatalım. Bu geliştirmeyle birlikte güncelleme sürecine de girdik. Şu an halihazırdaki üyeler deneyebilir. Bu anlamda yeni üyelik yaptıracak olanlar da eob.akdeniz.edu.tr bölü kütüphane bölümünden üyeliklerini yaptırabilirler. Üyeliklerinizi yaptırdıktan sonra aktivasyon için bana bilgi düşecektir ama yine de siz işinizi garantiye almak adına 0242 310 17 12 numaramızdan da ya da benim şahsi telefonumdan da ulaşabilirsiniz. Saperkan.net'te hepsi var. Şimdi isterseniz artık bir uygulama görelim. Tablo dışı banners başlık ana sınır emisyon yüklenen kitaplar başlık seviye 3. Şimdi son yüklenen kitaplara geldim. Bunlar tablo görünümünde oldu arkadaşlar artık. Tablo 11 satır sütun 2 yazar adı. Sütun 1 kitap adı. Şimdi kitap adı, Sütun 2 yazar adı. yazar adı. Sütun 3 kategori. Sütun 4 basım yılı. Sütun 5 yüklenme zamanı. Sütun 6 kitabı sağlay. Sütun 7 eylemler. Satır 2 sütun 1 saatleri ayarlama enstitüsü. Mesela bir tane kitaba geldik. Saatleri ayarlamıyoruz. Devam edelim. Detaylar diye düğme var zaten. Sütun 2 Ahmet Hamdi Tanpınar. Sütun 3 Roman. Sütun 4 2008. Sütun 5 23 Aralık. Sütun 6 Akdeniz. Sütun 5 23 Aralık 2021. Sütun 6 Akdeniz. Sütun 7 düğmesi detay görüntüle. Evet, detaylı görüntüle düğmesine aralık çubuğuyla bastığımda Saatleri Ayarlama Enstitüsü detayları yapay zeka destekli erişilebilir kütüphane uygulaması belge. evet, şimdi tekrardan bir tablo görünümü karşımıza çıkıyor. Link. İstersek B harfiyle de bir takım hızlı işte kitabı indir, yorum gönder gibi düğmelere ulaşabiliriz ama ben yine gezerek bakacağım. T harfine basıyorum. Sayfa başı yaptıktan sonra kontrol Home'la. Ana sütun 2 yazar adı, sütun 3 kategori, sütun 4 bas, sütun 5 yük, sütun 6 kitabı, sütun 7 indirme iş, sütun 8 yorum iş, sütun 9 ağıt, satır 2 sütun 1 saatleri ayarlama en, sütun 2 Ahmet Hamdi Tanpınar, sütun 3 roman, sütun 4 2008, sütun 5 23 Aralık, sütun 6 Akdeniz Üniversitesi, sütun 8 düğmesi kitabı yorumla. Şimdi birincisi kitabı yorumla. Bu standart bir yorum gönderme ekranı. Sütun 9 düğmesi kitabı indir. Kitabı edinmeniz için indirmeniz lazım. Tabii ki TC kimlik numarası şifreyle birlikte giriş yapmanız ve tabii ki engel raporunuzu üyelikte ibraz etmeniz lazım. Sütun 10 düğmesi yapay zekadan öğren. Ve yapay zekadan öğren düğmesi. Hadi tıklayalım bakalım bu kitapla ilgili nasıl bir geri dönüt alacağız organik şekilde. Enter yaptım.
Saatleri ayarlama enstitüsü detayları yapay zeka. Sütun 9 düğmesi kitabı indir. Liste 5 öge ziyaret. Saatleri ayarlama enstitüsü hakkında bilgiler. Evet, Liste. şimdi geldi. Biraz çok kısa bir bekledikten sonra Ana sınır IMEI OpenAI destekli bilgilendirme başlık seviye 4. Hey direkt OpenAI destekli bilgilendirme şeklinde. Ahmet Hamdi Tanpınar yazar ve saatleri ayarlama enstitüsü kitabı hakkında bilgi verebilir misin sorum. Ahmet Hamdi Tanpınar virgül, saatleri ayarlama enstitüsü apostrofunun yazarıdır nokta. Kitabı virgül, Türk toplumunun geçirdiği kültürel dönüşümleri anlatmak için kullanır nokta. Tanpınar virgül, Türkiye apostrofunun batı apostrofya doğru evriminden etkilenen toplumunun virgül, kendisini yeniden keşfeden bir kültürün parçası olarak görür nokta. Bu virgül, onun Türk Şimdi tabii ki eksik kalabilir arkadaşlar ama genel itibariyle birçok bilgiyi veriyor. kültürüne karşı özel bir sevgiye sahip olduğunu gösterir nokta. Tanpınar virgül, kendi ülkesinin kültürel kimliğini koruyabilmesi için çalışır. Evet çalışır da aslında ama hani belli bir yere kadar almış bilgiyi. İçerik bilgisi sınır. Bu şekilde genel olarak kitapla ilgili tabii ki bunu tamamını çekmek de mümkün olabilecektir. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor ama şimdilik en azından bu şekilde bilgiler çekilebiliyor. Gelelim şimdi mesela başka yerlerden erişelim. Navigas list link alt artık ya aydınlat kapalı alt menü link bireysel üye kapalı alt menü link katalog işlemleri Şimdi katalog işlemlerine enter açık yapıyorum. ziyaret edilmiş link alt artı 2 harfe göre kit ziyaret edilmiş link alt artı 3 yazara göre kitap Mesela yazara göre geldim. yazara göre kitaplar yapay zeka destek Tekrardan ana sütun 2 sütun 3 kategori sütun 4 basım yılı sütun 7 eylem satır 2 sütun 1 saatleri ayarlama sütun 2 Ahmet sütun 3 buna roman bakmıştık. sütun 4 2000 sütun 7 detay sütun 6 Akdeniz sütun 5 23 sütun 4 2008 sütun 3 roman sütun 2 Ahmet Hamdi Tan sütun 1 saatleri satır 4 satır 2 detay görün sütun 5 Başka 23 kitaba Aralık 2000 geldim. sütun 4 2008 sütun 3 roman sütun 2 Ahmet Hamdi Tan sütun 5 23 sütun 6 Akdeniz sütun 7 düğmesi detay gör satır 3 sütun 1 Anamele sırtıcı sütun 2 A nokta Lee Martinez sütun 3 roman sütun 4 2007 Şimdi bir romanı buldum. Bakalım bu nasıl Sütun olacak? 5 23 Aralık 2 Sütun 6 Akdeniz Sütun 7 düğmesi detay görün. Anamele sırtıcı detayları yapay zeka destek. Evet, şimdi bakalım. Sayfa oturumu kapat. Ana sınır Sütun 9 kitabı indir düğme. Sütun 10 yapay zekadan öğren düğmesi. Yapay zekanın öğren düğmesine geldim. Enter yapacağım. Bakalım bununla ilgili bilgi bulabilecek mi? Bana dönüş yapabilecek mi organik şekilde? Anamele sırtıcı detayları yapay zeka destek. Tablo dışına anamele sırtıcı detayları anamele sırtıcı hakkında bilgi. Evet, bakalım. H harfiyle geldim. Dördüncü Ana seviye. sınır IMEI OpenAI destek A nokta. Lee Martinez virgül, Amerikalı bir yazar nokta 2003 yılında yayınlanan yapıtı tırnakaçlı otomatik detektif ve tırnak kapa ile. Tırnakaç Edgar o tırnak kapa adaylığı kazandı nokta. Anamele Switch virgül, yazarın 2013 yılında yayınladığı bir roman nokta. Kıyı nokta. Büyük A. Namele Switch kitabının konusu nedir sorum. A nokta. Anamele Switch virgül, bir kadının kendini virgül, kim olduğunu virgül. Nerede olduğunu ve neden burada olduğunu keşfetmeye çalıştığı bir hikaye nokta. Evet, bu şekilde bilgi vermiş oluyor. Pekala arkadaşlar, daha fazlası için tabii kaynakları bu şekilde hem sadece indirmekle değil, genel kültürünüzü de bu anlamda daha kitap okumadan kitapla ilgili bilgiye sahip olabilirsiniz. O zaman sevgili dostlarım, yeni bir geliştirme videosunda yapmış olduğum ve sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyacağım yeni bir uygulama paylaşım videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi OpenAI destekli projeler devam edecek yapacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın.